Evet, oyunumuzun adı Reversi. Amacımız, eğer siyahsanız beyazlar aranızda kaldığınızda siyaha dönüyor. Eğer beyazsanız siyahları iki beyaz arasına aldığınızda beyaza dönüyor. Şimdi Püren ve Ahmet bize Reverse nasıl oynanır gösterecek. Onların da ilk oyunları. Başla Ahmet. Evet, şimdi sıra Püren'de. Beyaz Püren, siyah Ahmet. Evet, burada şu şekilde ileri taş koyabiliyoruz. Yatay ve dikey taş koyabiliyoruz. Aynı zamanda çapraz taş da koyabiliyoruz. Buraya siyah koyduğunuzda bu beyaza dönüyor. Şu köşeler kritik. Özellikle 4 çapraz köşe. 1, 2, 3 ve 4 zapt olduğunda oyun... Sen oynayacak mısın? Tamam anneciğim. Oyun zoraki. Reverse'nin kurallarından bahsetmek istiyorum. Sadece tek seferde bir taş koyabilirsiniz. Kendi renginizi koymak zorundasınız. Gördüğünüz gibi iki siyah arasında kalan beyaz taş çevrilir. Hamleniz yoksa koyamazsınız. Hamleniz yoksa paslayıp oyun sırası karşıya geçer. 4 köşeyi alanın şansı artar. Çünkü çevirebiliyorsunuz. Ve reverse'in özelliği, oyun bitene kadar kimin kazandığını asla ama asla tahmin edemezsiniz. Son hamle bile oyunu belirleyebilir. Oyun bittiğinde siyahlar kendi taşlarını, beyazlar kendi taşlarını sayıyor. Kimin daha çok taşı var ise o kazanmış oluyor. Toplamda 64 taş var. 8'e 8. Evet, oyun devam ediyor. Evet, çapraz, dikey, çapraz ve dikey taş çevirdi Ahmet. Evet, oyunun sonu. Son iki Püren'cim. Şuraya son iki, ya buraya ya oraya koyacaksın. Oraya da koyar, siyahı da çevirir. Nasıl? Şunu çevirecek. Evet, çevir. Başka çaprazlarda yok. Şimdi Ahmet'te. Anne bak, çok anne. Aynen öyle. Ahmet, çaprazın var mı? Var. Aa, doğru var. İki de çapraz. Evet, oyun bitti. Şimdi sayacağız kaç tane olduğunu.